Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bu videomuzda. Çok da hoş olmayan bir şeyle açtık. Son dakika golü yedik yani bu son kuluçkalar. Son kuluçkaların sonlarına doğru gelince biz maalesef böyle goller yiyoruz. Her üreticide olduğu gibi. Sağ olsun anne babamız bize böyle son darbeyi vurmuş. Bir tane de rainbow vardı. Onu arkadaşlar koymadım. Yani onu gömdüm ama... bu hemen onun bir ertesi günü oldu. Şimdi aynı anne baba değil. Yani öyle bir durum yok çok şükür ama maalesef farklı anne babalarda da şimdi şöyle bir şey. Sezon sonuna geldikçe ve kuluçka sonlarına da yaklaştıkça kuşlar çıldırıyor artık. Yani üremek istiyorlar. Mesela ben şu an salmaya bir kısım erkeklerimi ve dişilerimi parça parça çektim. Bunu yapmamın sebebi şu. Kendi damızlıklarımı da ayırdım. Bunu yapmamdaki tek sebep şu. Takımlarımda yani hem kızışmalar başladı, bunların eşlerinden artık ayırmam gerekiyordu. Bilmiyorum bir şey fark ettiniz mi? Yuvalıklarım da hep ağızları açık bir kısım. Eşlediklerimi işte tutuyorum kafeslerinde. Şu an geri kalanları da ayırdım. Mesela şurada bir tane beyaz oğlum var. Nerede o? Ha, bakın en arkada. Onu da ayırdım oraya. Dişim tek bakıyor. Yani son arkadaşlar, son düzlükteyiz. Burada en küçük yavrular muhtemelen burada. Yok pardon. 3 numarada. Onlar daha yeni ürediler çünkü. Biliyorsunuz çiftleşmeler. Yavrular daha yeni yeni. Üretimi daha yeni onların. Şimdi bunlar var. Burada arkadaşlar 2 tane beyaz, 1 tane krem, 1 tane de kırmızı göz var. Kırmızı göz zaten şunların bebeği. Bunlar tekrardan yumurtladı. Bu yumurtalarını kaydırıp takımı kafese çekip göndereceğim. Şimdi gönderimleri de merak ediyorsunuz. Takım istiyorsunuz yetişkin. Şimdi ben size şöyle açıklayayım. Elimde çekten daha çok rainbow olacak. Ama ben öyle sizin düşündüğünüz gibi göndermeyeceğim. Yani ters köşe olmayın. Önceliğim yavrular ve sultanlar. Bu süreçte yetişkin kuş göndermiyorum. Yani benim yetişkin kuşları göndermem Mayıs-Haziran'ı bulur. Eğer ki derseniz ki ben beklerim, isim alıp da işte takımı şu zaman bak vereceğim deyip size yazabilmem mümkün değil. Çünkü şu an takımı belki de 100-150 kişi sordu. Benim elimdeki takım rainbow'larla beraber 15'i belki geçer belki geçmez. Yani 100-150 kişiye imkanı yok ben takım yetiştirebilirim. O yüzden ki benim hani kendi kuşlarımdan şu takımlardan istiyorsunuz. Zaten burada o kadar kuş yok ki ben nasıl yetiştireceğim. Önceliğim şu an yavru. Yavru isteyenlere öncelik tanıyorum. Çünkü elimdeki yavruların bitmesi gerekiyor arkadaşlar ki ben yer açabileyim. Bir kısım yavrum ve çoğunlukta olarak dişim var. Dişilerimi ve yavrularımı göndereceğim. Mesela şurada da var bir saniye. Burada bir tane bakın şu turkuaz arkası dönük siyah kanat satıldı. İki tane perçemli. Bir tane şurada bakın siyah kanat var. Bir tane de şu arka tarafta var. Yani o biraz daha yavrudan çıkma. Burada 5 tane net dişim vardı. 4 tane kaldı. İkisi perçemli, ikisi kabak olmak üzere. Toplam 4 tane dişim burada var. Zaten fix burasını net şekilde sayabiliriz. Yine aynı şekilde erkeklerimden ve dişilerimden daha ayrıştırmadığım eşlemelerini yapıp da bakın bu takım net şekilde oturdu. Ben size bunu vereceğim demediğim yani birçok kuş var. Onları bekliyorum. Bunun içinde bir kuluçka daha süresi var. Benim şu an kuşları eşleyip ki ayrıştırmalarını da işte bu hafta içerisinde şu yoğunluğu atlatın diye yapacağım. Eşleyip sizlere evet bakın bu takımlar diyebilirim. Bunun haricinde göndereceğimiz kuşları zaten gönderiyoruz. Sultanlarımızı merak edenler için de şundan bahsedebilirim. Bir takımım burada var. VF, dişi pearl, erkek işte normal klasik. Ama erkek de yine aynı şekilde yavruyken bu desendeydi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da yine bir klasik erkeğimle klasik dişim mevcut. Arkadaşlar saat gece 11. Bu kuşların uykuları var. Niye böyle demeyin. Yani muhabbetler gibi olmaz. Biraz bunlar şey gibi. Amcalar, nineler gibi. O yüzden hani çok yadırgamayın. Muhabbetler kadar hareketli olmasını beklemeyin ki muhabbetler bile uykuları geldiğinde afallıyorlar. Aha bakın bunlar gibi. Oo, birazcık eşini sinirlendirdi erkek. Yani arkadaşlar maalesef hani bunlar da böyle. Sultanların genel karakteri böyle ama bakıldığında kalem gibi kuşlar. Hani ona kesin sağlık konusunda garantisini veririm. Salmada da 5 erkeğim vardı. Kaldı 4. Sultanları merak edenler için söylüyorum. Kaldı 4. Şöyle bir göstereyim. Bakın şu köşedeki sultan gitti. Onun yanındaki duruyor. Şuradaki 3 tane piyedim duruyor.
Bir tane köşedeki Lutino Sultan'ın gitti. Onun dışında bir tane erkek Lutino kaldı. 3 tane Fiyet kaldı. Kürlerini falan yaptım. O konuda sıkıntı yok. İçiniz rahat olsun. Yavrulardan da Instagram'da ve WhatsApp durumda paylaştıklarım dışında arkadaşlar elimde maalesef yavru kalmadı. Birkaç kişi var. Topladı götürdü yavruları. Yani o kalanları da dediğim gibi yuvada olan beklemek istemedikleri yavrular. Yavruları bekleyenler de var. Bana erkek yavru ayır, şöyle yap, böyle yap diyenler var arkadaşlar. Şu kadarcık yavrunun neyini ayırayım Allah aşkına? Gözünü seveyim ya. Şu yavrunun neyini ayırayım? Daha rengi bile belli değil ki. Bu boyda rezerve etmek istiyorsunuz ama yemin ediyorum yapamam ya. Hani bunu yaparsam eğer ben unuturum, sizin hakkınıza girerim. Sonra dersiniz ki Tuğçe beni dolandırdı. Halbuki öyle bir şey yok, ben unuturum. Hani o yüzden söylüyorum. En az yani şurada göstereceğim. Arkadaşlar en az şu boya gelmesi olması lazım. En az. Ki ben bunun rengini ve cinsiyetini bakın. Bu erkek. Hafif yeşilli mavili bir gövde. Mavili bakın gövdesi var. Yeşilli ve mavili kanatları var. Yani ben bunu bu şekilde ayırt edebileyim. Ancak o şekilde verebilirim size. Mesela bunun yeme düşmesine çok az bir süreç vardı. Yani bu benim ziyan olmuş gitmiş bir yavrum. Ben bunu çok şey yapmıyorum ama hani benim midem kaldırıyorsun ki kaldırmayabilir. Hani dediğim gibi bu tarz şeylerde yavruyu beklemem gerekiyor. Ben zaten rezerveyi açınca söylüyorum. Genel böyle. Yuvalıkları merak edenler için gösterelim. Burada biraz bizim şaklamanlar kaldı. Bir saniye. Bir tane burada var. Bir tane şu kızım var. Bunun için biriyle konuşuyoruz. Bu daha netleşmedi. Burada da işte bir tanesi bende kalacak. Bakın şu dişi. Bir saniye. Şu var ya şu. Buna manken dedim arkadaşlar. Bakın manken. Tam bir manken. Yeme düşmesine çok az kaldı. Şu mesela değerini bilen bir takipçimize gitti. Çok da güzel tertemiz bir kuş. Şu da değerini bildiğim için bana kaldı arkadaşlar. Ya vallahi damızlığım yok. Damızlık ayırmak zorundayım. Bunu da kendime ayırdım. O yuvalık da öyle. Bu yuvalığın genel durumu bu şekilde. Obala. Gelelim buraya tarafa. Bakın burada bir tane oğlum var. Bunu da yine aynı şekilde o temiz kanadı alan takipçimiz aldı. O ikisini bekliyor zaten. Diğer ikisi yeme düştü istediklerinden. Bir tane bir ölecek yavrumuz var burada. O çok hoş durmuyor. Ona bayağı bir uğraştık ama düzelmedi. Bu kızımız yine violet. Rengi görüyorsunuz. Dişi. Diğerleri daha ufak. Erkekler ama hani daha netleşmedi. Şu takımım yumurtada. Bakın burada iki tane bebiş var. Yine erkek bende. Şu dişiyi vereceğim arkadaşlar. Çünkü erkeğim kalmadı. Dişi erkek sayısına göre eşitlemeye çalışıyorum. Bu da dişi. Yine violet. Diğer yuvadaki bütün bebeklerim satıldı arkadaşlar. Diğer bütün yuvalıklarımdaki bebekler satıldı. Burası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde. Burada var bir iki tane ama bunlar daha çok ufak. Şu bebeği hiçbir anne baba kabul etmiyor. Onu artık ele besleyeceğiz. Bakın şurada bir tanecik var. Yani sizin anlayacağınız aslına bakarsanız benim elimde kuş kalmadı gibi bir şey. Bir iki tane işte bir tane mavili kaldı. Bir tane morlu dişi kaldı. Yeme düşen onları da göstereyim. Evet bu taşıma kafesinde bize değerli bir takipçimiz kuşları alırken hediye etti. Vallahi ben de çok şaşırdım. Teşekkür ediyorum tekrardan kendisine. Burada bir tane mesela bu erkeğim kaldı. Bunun gagasında ufak bir sıkıntı var. Üst gaga alt gaganın içine giriyor ama bu yem kırmasına engel değil. Alt gagayı kısaltıp daha uyguna verebilirim normal değerinden. Bakın şurada bir tane violet kızım var. Yanında bir tane çek kızım var. Bir de şurada bir oğlum kaldı. Yeme düşer. Almak isteyenler varsa bunlar. Başka da yok. Vallahi billahi yok. Ha işte yuvadakiler ve bunlar. Yani bazen hani şey zannediyorsunuz. İşte kendine mi ayırdım falan diye. Vallahi yok arkadaşlar öyle bir şey ya. Hani keşke öyle bir şey olsa da ben kendiminkilerden versem. Ayırdığım iki tane erkek dışında. Hatta ben dört tane erkek ayırdım kendime. İki tanesini de vermek durumunda kaldım. Çünkü isteyen kişilere yetişmiyordu. Mecburen o iki taneyi ayırdım. Daha dedim tamam daha vermeyeceğim. Çünkü elimde erkek kalmıyor. Bir sonraki kuluçkaya ne olacağı belli değildi. Böyle mecburen ayırmayı sağladık. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarımızın devamı gelecek merak etmeyin. Çünkü gerçekten ben de yetiştiremediğimden atamadım.
Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.